biliyorum. Tabii. Böyle. Aha. Böyle. Dur, göstereyim sana. Az makyaj. Allah Allah. Dur bakayım. Fatma, sen istiyorsa ben sana bir elbise hediye etmek istiyorum. Olur. Olur tabii. Beğendin? Güzel oldu yani. Ya ne varmış benim kılığımda? Ha işte, herkes gibi, kadın gibi giyinmişim. Elinde tüfek diyor insan. Al sana tüfek, al. Al tüfek. Evet, tüfek. Ne yapacağım burada tüfek? Tüfeksiz ne yapacağım? Ayı su var, şey var. Al tüfek, ne yapalım? Mecburen tüfek. Da olmadı böyle de. Tüfekle biraz erkeğe benzedik. Evet, ama... Edolet, ne diyorsun kal? Ya vesikalık çektireceğim de poz beğeniyordum kendime. He, o tüfekle çok güzel çıkar vesikalık. Bana bak kal. Bir haller var sende. Ne oldu, anlat bakayım doğru düzgün. Bak, sana bir şey soracağım. Ama dost doğruyu söyleyeceksin. Gücenmeyeceğim, darılmayacağım. Tamam, de bakayım. Şimdi ben... Kadın gibi mi görünüyorum, yoksa bildiğin erkek mi? Hayda! Nereden çıktı ka şimdi bu? Ya nereden çıktıysa çıktı. Uzatma, daha cevap ver bakayım. Kadın gibi göründüğün ortada dur. Da! Erkek gibi davrandığın da gerçek dur yani. Senin gibileri erkek gibi kadın denir işte. Osmanlı da denebilir. Hükümet gibi de diyenler vardır. Ama tenezzül edin. Şöyle bir giyinsen. Ha, bizim Fatma gibi. Şöyle biri gibi şey sürünsen. Senin gibi kadın da az bulunur. Bütün köyü cebinden çıkarırsın. Onu da diyeyim sana. O şekil yani. Yok artık. Evet kal. Bu kot kafalılar sanmışlar ki sana yardım ettiğini görünce o pansiyona ortak olacağız. Ya sen hemşerimizsin, misafirimizsin. Sana yardım etmek karşılıklı mı olmalı? Boş verin. Herkes anlamaz sizin gibi bir insan. Oh my God. Dereler aşkına. Ya kim yapar böyle bir şey? Olamaz. Gerizekalı muhtar. Ne dedin, ne dedin? Kim yaptı dedim. Seni rahatsız etmek isteyen biri var Dönüse Hanım. Senin bu araziyi Almanlar rahatsız olan birileri var. Evet, adalet var. Ama ben onu yaptığı sanmıyor ben tabii. Evet, yapmaz böyle bir şey. 40 yıldır tanırım onu. Tenezzül etmez. Eğer adalet böyle bir şey yapsaydı, gözümüzün önünde benzin döküp yakardı burayı. Ama şimdi çok üzüldüm. Ne yapmak lazım ha? Ben biliyorum ne yapacağımızı. 2-3 adam daha tutacağım. İnadına daha çabuk bitireceğim burayı. Jandarmaya haber verelim. Ay yok. Hayır, öyle bir şey. Ben polis istemiyor Ali. Sen köylü istemez. Korkuyor sonra. Sen de bize benzedin Dönüse Hanım. Kol kırılır, yan içinde kalır. Ben buraya yapanı da, yaptıranı da bulup hesabını sormak benim işim. Ali sen... Lütfen, ben ama kavga istemiyor, tamam? Lütfen. Yoksa ben gidecek. Yeniden yaparız. Ha? Ama bana lütfen söz ver. Kavga yok, istemiyor. Düşüneceğim. Ama yalnız bu yapılar yalnız sana değildir Deniz Hanım. Bu işin ucundan ben de tuttuğuma göre bana da yapılmış sayarım. Büyük hakaret kabul ederim. Düşüneceğim ama söz vermiyorum. Ama düşüneceğim.
Ercüment. Bak böyle olmaz. Muhtar çok ileri gitti. Sabotaj yaptı. Hemen bir çözüm lazım. İki gündür ulaşmaya çalışıyoruz kendisine Deniz Hanım ama henüz bir bağlantı kuramadık. Merak etmeyin. En kısa zamanda halledeceğiz bu konuyu. O zaman daha hızlı hareket et. Böyle olmaz. Yok anacığım, babama çekmişim ben. Baksana bütün pozlarım erkek gibi. Erkek gibi ama kadın gibi de cıvır cıvırsın. Ayrıca hatırlatayım. O kadar güzeldin ki boyun, keresten hep yerindeydi. Senin yüzünden köyden evlenecek adam bulamadık. Hepsi sana sevdalıydı. Birinin durumu da hala şaibeli. Bir yürü git Vesile. Köyde adam yoktu ki zaten. Hala da yok. Olanların da hepsi deli. Oyma etti onu da hain. Delirtmeseydin sen de. Hem lafına dikkat et. Abimdir neticede. İyice salmışsın kendini. Bir o zamanki edalete bak, bir şimdiki edalete bak. Ne dur yani? Kendine bakmadığın apaçık ortadadır. Hemen bu durumu halletmemiz lazımdır. Tabii canım. Kadın dediğin kendine her zaman bakmalı. Fatma. Ka ne bu halin? Evet, bir takım değişiklikler yaptım. Donis önerdi sağ olsun. Donis mi? Allah Allah. Ne bu samimiyet? Donis Hanım ne zaman Donis oldu? Kendi dedi da. Bana Donis diyebilirsin dedi. Kiracak değiliz herhalde. Çok medeni bir insan. Çok da zevk sahibi bir kadın. Abimin ne kadar aklı çelinse hak eder. Uydurup uydurup konuşma. Sen de başka kimsenin aklını çelmedi o elin gavuru. Sen aynaya baktın mı hiç? Zira yataktan yere çıkmışsın gibi olmuşsun da. Hatta ayıptır söylemesi sıcak bir yataktan. Hemen geri girecekmiş gibi hatta. Tövbe estağfirullah. Gerçek mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Adalet. Maraza çıkarmada yarınki kinaya seni baştan yaratalım. Bakalım bizimle misin değil misin? Ne kinası kız bu? Beyce köyünde Simran'ın kızının kinası yarın değil midir? E sevinim. Tamamen unutmuşum ben onu. E şimdi hatırladın işte. Seni kinaya hazırlamamız lazımdır. Biraz bakıma ihtiyacım vardır. Görsünler bakalım Adalet kadın midir, erkek midir? Külüstür mülüstür ama ben çok seviyorum bu minibüsü. Vallahi vereceksin diye üzülüyorum ben teyyar. Ya Emine sen mi ben mi? Ya bu benim evladım gibi. Ama bunu vermeden yenisini alamıyorum. Ya bir yerde de yani bizim istikbalimiz için yatırımdır Emine. Seninle benim için de. Doğru. Ama babam da birkaç bindikten sonra alışır yeni minibüse. O zaman sakinleşir bence. Sen merak etme. Ya ben onu hiç düşünmüyorum. Bizim yaşlı tilkinin din imanı para. O şimdi araştıracak minibüsün piyasasını. Anlayacak ki ucuza aldık, hemen içi rahatlayacak. Ha diyelim ki öyle olmadı. Ben o zaman köyde anket yapacağım eminim. Ya kesin köylüler bu yeni minibüsü daha çok beğenecek. Bak görürsün. E babam da tabii memnuniyet demenin oy demek olduğunu bilir. O zaman da ne kızacak? Oho bilakis takdir eder seni. Teyyar Bey, çalışkan olduğunuz kadar zekisiniz de bakıyorum. Ya bir doğru söyle de nereye gidiyorsun? Ya az bir sabret lan. Senin sabrın sınanmıştır, ehliyetlisin sen. Az bir dur şimdi. Emine bak ben gözlerini kapatınca kapatacaksın tamam mı? Ne? Ya ben diyeceğim ki gözlerini kapat, sen de tamam deyip kapatacaksın tamam mı? Tövbe. Allah'ım kapat kız. Kapa gözlerini. Ya iyi kapadım ha.
Gülben. Ali İhsan amcaya mı gidiyorsun? Evet. Ben atölyeyi toparlamaya malum çok işi var bu aralar. Biraz faydam dokunsun istedim. Çok dağıttık değil mi orayı? İstersen ben de geleyim seninle. Bir yardımım dokunur belki. Ha, beraber toparlarız. Sonuçta benim de payım var o dağınıklıkta. Sen bilirsin. Eğer istersen. Bekle, hemen geliyorum. Gel anne. Yavaş da. Onu atla. Emine az kaldı Buruk'a. Ha, önünde taş var, onu da atla. Anne. Etme kızım. Ya geldik mi? Ya çok az kaldı, bekle. Gelmiş olabiliriz, yaklaştık. Dur, kayaya Allah, dikkat et. Allah, ay, ay, ay. Aç gözünü, geldik Emine. Vallahi Teyacığım, affedersin, ben tanıyamadım burayı. Ya, tanımadın mı burayı? Gözümde bir yerden ısırıyor gibi ama tabii aradan çok zaman geçmiş olabiliyor. Değişmiş olabiliyor. Hayır canım benim, ben sana aldım da bu çiçeği. Bana mı aldın? Evet. Emine, her şey değişti tabii ya. O kadar zaman geçti yani. Sen değiştin, ben değiştim. Değişik değişik neler olmadı. Yani ya, ya ne bileyim, daha konuşturma adamı işte. Olsun. Bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü şey yaptık. Olur yani, hayat. Emine, ben düşündüm ha. Vallahi düşündüm. Ha böyle hindi gibi düşündüm ya. Kurum kurum düşündüm. Dedim kendime, Tayyar, yeter daha artık, kafanı çıkar kumdan ya. Çıkar kumdan, bir dünyaya bak. Bir önündekine bak. Tayyar, sen beni buraya, ilk buluştuğumuz yere getirdin ya. Dünyaları verdin sen bana. Sağ olasın. Abimin aklı ezelebet kime çalıktır, görün bakalım. Şu yüzünü şeytan göresiceden bahsedip de kafamı bozmayın. Keserim ilişkimi ikinizle de. Aman tamam. Bari giyabinde kavga etmeyin. Biz sustuk, tamam. Bak, ben önce insan olmayı tercih ettim. Ama baktım ki etrafımda bunu tasa edinen şahıslar var. Dedim, maksat kadın olmaksa alasını bilirim. Abinos için. Siz de bir acayipsiniz. Sanki Ali İhsan'dan başka erkek kalmadı koskoca yeryüzünde. Evet. Eteğimiz de tamam, dur. Şimdi bir de göğüslere bakalım. Bunu biraz kapatalım. Yok yok. Bence kapatmak yerine biraz daha açalım. Daha çok dikkat çeker öyle. Elini köre Fatma. Senin de hiç ayarın yoktur yani. Ayıptır da açılır mı hiç? Bence de açmaya gerek yoktur. Ama kapatmaya da gerek yok Vesile. Madem kadın olacağız, tam olalım değil mi? Tövbe estağfurullah. Bence programın sonunda adalet bizimle. Nasıl oldu? Harika. Vallahi harika. Süper. Bence de süper oldu. Oo, burası bayağı dağınıkmış ya. Bir sürü iş var. Ben sıvışsam mı acaba? Sen bilirsin. Ben çağırmadım yardıma. Ya ben ne bileyim, böyle olduğunu bilseydim. Ya ama ne yapalım? Artık şimdi hamama giren terler ha. Dayımın kıymetlerini atma sakın. Sıkı sıkı tembihledi vallahi. Kızım, Gülben, kulaklarını aç, beni iyi dinle. Bak, atölyeyi düzenleyebilirsin. Aletleri temizleyebilirsin, yerlerini düzenleyebilirsin
Ama sakın hiçbir şeyi kırmayasın ve katı surette hiçbir şeyi atmayasın ha. Dedi ve gitti öyle mi? Dedi ve oturup çalışmaya devam etti tabii ki. Dayım işte. Gidemeyenlerden o da. Biriktirenlerden. Burası da onun mabedi. Buradan gitmem mümkün olursa onu çok özlerim. Şu atama meselesi değil mi Gülben? Kurağı da çıkmayı bekliyormuşsun galiba. Açıklanacak bugün yarın. Tercih formunu doldurup kasabaya götürmem lazım. Zor geliyor ama uzaklaşmam lazım. Mesleğimi yapmak istiyorum artık. Nasıl yani? Sen Rize ya da çevresinde herhangi bir yer yazmayı düşünmüyor musun? Yok. İzmir yazabilirim, Antalya'da olabilir, bilmiyorum. Sen gitmeyi düşünmüyor musun? Yani ailenle aranı düzelttikten sonra. Bilmiyorum. Zaman gösterecek her şeyi. Her zaman senin elinde olmuyor her şey. Cemal Usta, gel bu yana, gel bu yana. Bak, ha buralar akşama kadar bitmesi lazım. Merak etme Ali Sal abi, hallederiz. Birkaç saate biter buralar. Sağ ol, al bunu. Yarım saate kadar döneceğim ben. Sen çok çalıştı, yoruldu, hiç gerek yok. Ya Deniz Hanım, ha ben bunların hepsini cebimden çıkarırım. Ben eski toprağım. Bana böyle işler viz gelir tris gider. Superman Ali-san. Bir elbisem eksik. Sağ ol. En çok da kışını özlemişim. Çocukken böyle biri olacağını söyleseler hayatta inanmazdım biliyor musun Orhan? Nasıl yani? Yani böyle olgun biri olacağını hiç düşünmezdim. Çok kafanın dikine bir çocuktun. Şimdi öyle değilsin. Hani derler ya insan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. Sen öyle değilsin mesela. Belki bazı şeyler aynı kalıyordur ama birçok şeyin değiştiği de kesin. Hayat işte. İnsanın karşısına beklenmedik durumlar çıkarabiliyor. Beklenmedik mi? Evet. Mesela ben birçok şeyle yüzleşmek zorunda kaldım. Orhan biliyor musun? Benim bile kendimden uzaklaşasım geliyor bazen. Bilmiyorum. Sen ne rahat gittin, gelmedin. Benim buradan gitmemin akılla hiç alakası yok ki. Benim de öngörebildiğim sadece buradan uzaklaşma isteğiydi. Bir tür kaçış denilebilir. Kaçmak da yetmiyor bazen. Değişmen gerekiyor. Bazen hayat da yatıyor. Öyle zamanlar oldu ki kaçacak bir yerim ya da kaçacak mecalim kalmadığında başka yollar denedim. Değiştim. Ha, ne yolu? Ne bileyim. Ne gelmiş ki bu çocuğun başına? Mecalim yoktu belki de. Kendime sahte cennetler yarattım. Mafyaya mı karıştı? Katil mi oldu yoksa? Öyle işte. Ha, ne belası? Ne sahte cenneti? Ne mücadelesi? Bunların hepsi de tamamen benim dışımda gelişti. Mecburdum yani böyle yapmaya. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bütün bunlar bu yüzden mi? Aklım karıştı. Bir yola girince bazen nasıl yürüdüğün belirliyor mesafeyi. Bir bakıyorsun başın belada. Hala her gün mücadele ediyorum bir şeylerle.
Edalet! Edalet! Edalet, içeride olduğunu biliyorum. Edalet! Çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Hayret, bahçeme bir ayı girmiş ama alarmını ötmedi. Tam olmuşsun Adalet. Ya sen ne zamandır kapına gelen misafiri böyle tüfekle karşılar oldun? Misafir var, densiz misafir var. Ben kimi tüfekle karşılayacağımı bilirim. Hadi sen fazla uzatma da kıymetli vaktimi alma. Ne diyeceksen de. Edalet bak, dalaşın sırası değil. Orhan hakkında konuşmaya geldim. Başımız belada dur. Orhan'la Gülben'i benim atölyede konuşurlarken duydum. E ne? Konuşmadık insan değiller. Ne fitne kaçtı içine? Ya dur bir, dur. Dile. Şimdi tam kapıya yaklaştım. Şöyle içeri baktım. Gülben Orhan içeride. E sevenim. Ha bir de gözetledin mi? Yahu dur bir dur. Aa ne alakası var? Orhan öyle şeyler söyledi ki kafam karıştı. Yok efendim hayatımı değiştireceğim de. Yok efendim kaçmak zorunda kaldım da. Ya işte sen atlattın mı? Ne değişmesi ne kaçması? Ya kulaklarıma duydum. Yani şahit yasan kabul olur o dereceden. Edalet bak bu çocuk mafyaya karışmış olmasın ne bileyim. Yani kredi aldı ödeyemedi. Adam öldürmüş olabilir mi? Allah muhafaza. Ya niye kaçsın? Neden kaçsın bu insan? Ya yok yapmaz öyle şey Orhan'ım ya yok. Ya nereden bileceksin? Onca yıl geçti aradan. Belki de o yüzden yani tipini değiştirdi. Aha böyle papağan gibi kırmızı kırmızı. Ya yapma saçlarını öyle yapma çekil arkadaşım. Olmaz öyle şey ben onun ciğerini bilirim. Yapmaz öyle şey Orhan. Ya Ali sen Allah aşkına benim sinirlerimi hoplatma ya. Hadi git sen kendi entrikalarınla ilgilen haydi. Rüzgar esti şaştın bari şu senin aletin şaşmasın. Haydi. Ne halin varsa gör. Başka da bir şey demeyeceğim Adalet. Ya bu işin başımdan aşkın zaten. Aman aman git sen gavur mühim işlerinle ilgilen. Ha. Horozu da aynı kendi gibi hay. İyi midir yani o fiyata bu minibüs? Kelepir ha? Emin misin? Tamam. Yakında göndereceğim zaten ben sana minibüsü. Bir bakarsın sağına soluna arızası var mıdır? Evet tamam haydi görüşürüz. Kesin bir bit yeniği vardır bu işte. Beceremez bizim olan salam alışveriş. Cavit gelele bu yani. Bu mu tam? Şu iki adamı görüyor musun gelen? He. Ha, beni sorarlarsa ben burada yokum. Şehre gitti de bir yere gitti de tamam mı? Durumu idare et. Anladın mı? Anladım muhtarım. Haydi bakalım. Buyurun kime bakmıştınız? Muhtar yok mu? He. Burada yok. Şehre gitmiştim. Ne zaman gelir? Benim bu konuda bir malumatım yoktur. Ama geldiği zaman bir notunuz varsa kendisine iletebilirim. Şirketten geldiler dersi. O anlar. Bizi arasın. Söyle çok acil. Tamam. İletirim. Görüşürüz. Cavit. He. Gittiler mi? Gittiler muhtarım. Ne dediler? Gelince bizi arasın dediler. E sen de duydun zaten. He duydum ya. Ya ne diyeceğim ben bu adamlara şimdi ya? Ha? Araziyi turist kadına kaptırdın mı diyeceğim? Ne diyeceğim ya? He Cavit. Kolay gelsin Adalet Sultan. Ah Orhan'ım. Sağ olasın. Bak kurabiye yaptım çıtır çıtır. Ye hadi acıktın mı? Sen yaparsın da ben aç olmam mı sultanım? Çok güzel yapmışsın teyze. Afiyet olsun. Orhan'ım.
Sen bu şeklini, şemalini Hander Gavur kızları için mi değiştirdin? Orada kızlar böyle mi seviyor? Yok. Yani hepsi seviyor diyemem. Öyle özel bir nedeni yok. Bir gün öyle kafam esti, yaptım ben de. Çok güzel yapmışsın teyzem. Hayırdır? Nereden çıktı şimdi bu sorgu sual? Yok canım, öyle sorgu sual değil de. Hani dedim kilonu, kıyafetini hala değiştirmediğine göre acaba dedim bir eski Orhan'ı unutturmaya mı niyet etti bir sebepten mesela? Yoksa orada uşaklar hep senin gibiyse başka tabii. Hayır yani hepsi böyle diyemem. Yani öyle olanı da var, olmayanı da var. İstiyorsan seni götürürüm bir gün teyzem. Ben götürürüm seni oraya. Götürebilir misin? Ha böyle elini kolunu sallaya sallaya. Götürürüm tabii. Niye götürmeyeyim canım? Benim evim de var orada. Evin de mi var? Oh süper süper. Teyze bak bu son gömleğim. Hepsi kirlendi. Sonra yeğenine iyi bakmadı derler ona göre. Desin der, veririm ağızlarının payını. Hadi görüşürüz. Evim var dedi. Götürebilirim dedi. Yok canım bu. Ali İhsan'ın abuk subuk işleri faydasız. Ali İhsan, oh my god, sen ne yaptı? Olamaz. Gülüş Hanım, ben bunu sonra takacağım. Senin evinin elektrik ihtiyacını karşılar. Ali İhsan, ben sana nasıl borç ödeyecek ha? Sen çok özel bir insansın. Sağ ol, sağ ol. Ben seviyorum. Bu köyü, herkes çok iyi insan burada. Sen de iyisin Deniz Hanım. Hepimiz iyiyiz. Köylü iyi, ben iyiyim, sen iyisin. Yani iyilik iyidir. Adalet. Nerede? Gelişine bakılırsa bir durum var. Kolay gelsin. Mucit'in icatlarından faydalanmaya başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Otuyor mu bu? Ne ötüyor? O bip bip öteni sana lazım dedik, sana yaptık Adalet. Başına gelenlere duydum, geçmiş olsun. Köylü delirebilir, yolu bu değildir. Ama yine de dikkatli ol. Hamama girdin, terletebilirler. Sağ ol Adalet. Ama ben artık korkmuyorum çünkü yanımda Ali İhsan var. Ali İhsan. Efendim. Seninle konuşmamız lazım. Acilen. Tek başımıza. Evet, seni dinliyorum Adalet. Bunları Orhan'ın odasında buldum. Ne yapıyor bunlar? Ne bileyim ben, müneccim miyim, doktor muyum, nereden bileceğim? Yazar bir hapin kabında, reçetesinde. Yok, kabima bir reçetesi yok. Bu kutunun içinde buldum. Uyuşturucu şeyse olmaz. Nedet'in, Adalet, gördün mü başımıza geleni? Olabilir, olabilir. Dönüş arama sorsak mı? Geber durum. Kimseye bir şey demek yok. Nereden geldi, bilebilir dedim. Bin duymatsın. Neyse sen o haplardan birkaçını ver bana. Ben soruşturayım. Al. Ali İhsan haydi. Sen bir yandan ben bir yandan kurtaralım şu oğlanı. Bu iş ikimize düşer. Neyse haydi sen koy.
Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim, bak işine. Aslında ben bu hapların ne işe yaradığını bilmiyorum Adalet Hanım. E sen ne işe yarıyorsun? Bir çeşit doktor değil misin? Nasıl anlamıyorsun? Rica ederim. Ben doktor değil, veterinerim Adalet Hanım. Hem doktor bile olmuş olsam hayatımda ilk defa görmüş olduğum bu hapların ne işe yaradığını nereden bileyim? Biraz empatik olalım lütfen. Tabii canım. Nereden bilsin Ömer Lütfi Bey? Yani öyle bakmayla olmaz ki. Bir laboratuvara gitmesi lazım. Analizinin yapılması lazım. Tabii. Sen nereden buldun Adalet bu hapları? Ne yapacaksın ne hapları olduğunu? Dedektif mi kesildiniz başıma? Nereden bulduysam buldum, size nesi? Ver ya, ver ya. Size yapacağınız işi ya. İyi günler Gülsel Bey. Oo, hoş geldin. Nasılsınız? Sağ ol. Şimdi bak, acaba sen bu hapları tanıyabilecek misin? Kırmızı kırmızı. Hiç tanıdığım haplardan değildir. Bu haplar uyuşturucu olabilir mi? Uyuşturucu olabilir. Yasal olmayan bir madde de olabilir içerisinde. Bunu üzerinde taşıma, başına sıkıntı açarsın. Dikkat ederim. Sağ olasın. İyi günler hanımefendi. Adalet. Esacı tanıyamadı. Yalnız... Bu haplar yasal olmayabilir. Uyuşturucu yani. Sakın yanında taşıma. Başın belaya girebilir de. Bu çocuk kesin Hander uyuşturucu şeysine bulaştı. Ne yapacağız Alisa? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu çocuğu bu beladan çekip alacağız. Teyze. Merhaba Alisan amca. Merhaba, merhaba Orhan. Ya benim odamda ilaçlarım vardı, bulamıyorum. Sen gördün mü hiç? Orhan'ım. Bak, sen benim kanımsın, canımsın. Ben senin teyzenim. Değil mi? Bak Alisan amcam da bilirsin. Biz... Eğer başında bir bela, bir kötü bir alışkanlık varsa biz beraber çözebiliriz. Basit dur. Orhan'ım, kusura bakma, ben senin odanı karıştırdım biraz. Yok, vermeyeceğim. Biz Aleyhisan'la biraz bu hapları soruşturduk. Değil mi Aleyhisan? Bu haplar uyuşturucu. Ve siz de benim bağımlı olduğuma karar verdiniz, öyle mi? Ya siz ikiniz yok musunuz? Teyzem, onlar benim mide ve migren ilaçlarım. İngiltere'deki doktorum verdi. Doktorun mu verdi? Evet. Migren için. Evet. Ben de bulamayınca telaşlandım. Burada aynısını tekrar bulamam diye. Ah teyzem benim ya. Yalnız biz biraz fazla şey yapmışız. Şey yapamayınca, eczacı da şey deyince fazla şey oldu. Önemli değil Ali amca, ben buldum ya. Neyse teyzeciğim, benim şimdi ilaç saatim geldi. Onları içmem lazım. Görüşürüz sonra. Oldu. Senin başımın altından çıkıyor. Yok eczacı şeysiz mi? Yok bilmem ne uyuşturucu şeysiz. Ya hep dert tasa yarat. Alev'in iyisi, evun delisi. Hangi evun delisi affedersin? Sen su deli. Kim dedi sana git Orhan'ın odasını karıştır diye? Ya ben mi dedim? Sen benim aklımı karıştırdın. Ya senin zaten aklın karışık. Ama ben o eczacıya soracağım bunun hesabını. Ya okumuş eczacı olmuşsun. Neden bilmesin o hapları? Ya teyze aklımı karıştırdın. Ne yapacağım? Çocuğu da rezil ettim beni ya. Utandım çocuğun önünde. Salak salak böyle bakmayayım çocuğa ya. Ya ben söyledim sana, dönüş alalım soralım. İngiltere'den gelmiştir. Bilir bilmez.
O da bilmez. Elin gavuruyla, her şeyi elin gavuruyla sor. Sen, ben senden konuşmayacağım artık. Daha git. Daha da git artık.